Bir telefon daha alacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar diliyorum. Cumanız mübarek olsun. Buyurun efendim. Hayırlı cumalar. Benim bir sorum olacaktı hocama. Evet. Eşim Allah'a karşı çıkıyor. Nasıl eşim? Onun yanında olmam doğru mudur acaba? Eşiniz Allah'a karşı çıkıyor. Evet. Hocam da nasıl diye sordu. Mesela bir arkadaşıyla tartıştığı sırada yani Allah'a sürekli karşı çıkıyor. Yani Allah'a karşı çıkmak, diyelim ki namaz kılmıyor, oruç tutmuyor. Bu şekilde mi karşı çıkıyor? Yoksa yani saygısızlık etmek, aşağı Allah'a karşı yakışıksız sözler söylemek, o şekilde mi karşı çıkıyor? Yani o karşı çıkıyor. Yani haşa Allah'tan yani karşı küfür söylüyor. Hmm. Ne diyor? Sizin ikinci bahsettiğiniz hocam. Ya, ikinci öyle. Bahsettiğiniz. Evet efendim. Evet. Bu durumda eşimin yanında durmam ya da bu durumda evli kalmam doğru mudur diye mi soruyorsunuz? Bunu mu soruyorsunuz hanımefendi? Evet evet. Evet. Yani eşim Allah'a karşı çıkıyor, Allah'ı saymıyor, Allah'ı bilmiyor. Dolayısıyla benim bu adamla evli olmam dinen caiz mi, dinen uygun mu diye soruyor benim anladığım. Doğru mu? Evet, aynen. Evet. Ama ben şöyle düşünüyorum. Sevgili kızımız, yani oğlumuz belki borçludur, belki sıkıntılıdır, belki stres içindedir. Yoksa öyle zannediyorum ki bunlar Müslüman insanlardır. Müslüman mı eşiniz? Efendim? Eşiniz Müslüman mı? Duyamadım. Eşiniz diyorum Müslüman mı? Yabancı Müslüman mı eşiniz? Yok hayır. Amcamın oğlu kendisi. Ha Müslüman yani. Yabancı Müslüman. Değil. Ha, Müslüman. Evet, tamam. Evet, Müslüman. Tamam. Hanım kızımız İletişimde Müslümandır ama evet. Bakın şimdi bugünlerde diyelim ki morali bozuktur, belki borçludur, belki sıkıntılıdır, streslidir, yoksa Müslüman oğlu Müslümandır. Yani gelin buna din dışına çıktı bu adam demeyelim yani. Dışlamayalım. Gel sevgili kızımız yani ama oğlumuz bakın görülüyor ki sanki çamura düşmüş. Düştüyse hadi bir de ben vurayım değil de. Elinden tutup üstünü temizleyeyim. Öyle yapalım gelin. Evet, yani. Evet. Muhakkak böyle stres var, sıkıntı var, bir borç var. Bu borç filan ödenir, bu sıkıntılar geçer. Ama yuvada sevgi, saygı olsun. Öyle olursa Allah rahmetle bakar ve bereket olur, huzur olur, ağız tadı olur. Yani beraber güzelce cemaatle namaz kılsalar, bakın birbirlerine saygılı, sevgili kelimeler kullansalar, bu sıkıntılar, bu stresler gider Muhsin Bey. Evet. Yani evet. O yüzden ben eşim Allah'a karşı çıkıyor deyince ilk anda insanın aklına bu geliyor. Bu oğlan dinsizdir, imansızdır, sakın onunla beraber olma, böyle diyesim gelmiyor. Müslüman oğlu Müslümandır bunlar. Ama var bir dert var, bir sıkıntı var. O da geçicidir. Bu yani, konuda siz eşinize yardımcı olun diyor öyle hocam. Öyle diyorum. Bunların evet. da yanlış olduğunu söyleyin diyor hocam. Tabii, yani bu tabii. Tür. Ben sürekli ona hadisler anlatıyorum. Yani hani Kur'an-ı Kerim okuyorum ya. Evet. Sürekli ama umursamıyor yani. Yapmıyor. Evet, dikkate almıyor sizi. Ama pes etmek yok diyor hocam da. Hem kendiniz hem de eşinize bu konuda yardımcı olun diyor. Peki teşekkür ediyorum. Başka sorunuz var mı? Başka sorunuz var mı hanımefendi? Evet bir sorum daha olacaktı. Buyurun. Acaba kaç aldırmak günah mıdır? Evet teşekkür ediyoruz. İkinci sorusu hocam hanımefendinin. Kaş aldırmak günah Efendim, mıdır? Sevgili peygamberimiz böyle dikkat çeksin diye kaşı inceltmeyi, kaş aldırmayı uygun görmemiş. Ama diyelim ki şurada bir anormal bir kıl bitmiş. O da strese sebep oluyor. O da
bakan da orayı görüyor bilmem filan. Onları giderebilir. Evet. Onları giderebilir ya.